Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Kabirde sorgu sual nasıl olacak açıklar mısınız? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hadislerinde açıkça Kur'an ayetlerinde de neredeyse açığa yakın bir şekilde kabir hayatının varlığını anlamaktayız. Hatta kabir hayatının özellikle nasıl ceren edeceği, hangi meleklerin insanı hesaba çekeceği, hangi konulardan sorgu ve suale çekileceği de hadis-i şeriflerde net bir şekilde gösterilir, görülmektedir. Örneğin bunlar münker ve nekir taifesinden iki sorgu sual meleği. Her mümini, her insanı kabirde karşılayacak. Elbette bunların durumları insanların durumlarına göre tecelli Yani her insana böyle haşin ve sert görünmeyecek. Müminlere görüntüsüyle, fasık müminlere görüntüsü aynı olmayacağı gibi elbette kafirlere ve münafıklara olan görüntüsü de aynı olmayacaktır. Bu kabir hayatındaki ilk hesaplaşma ve ilk sorgu sual o kişinin kabir hayatındaki konumunu belirlemek üzere yapılacak. Yani her insan kabir hayatına gider gitmez orada kendisinin nasıl bir hayatı hak ettiğini ve cennet bahçelerinden bir bahçeyi mi Yoksa cehennem çukurlarından bir çukuru mu hak ettiğini o ön muhasebede görecek. Bunun detayı, teferruatı, ince ince kul haklarına varıncaya kadar her birinden tek tek hesabı ise elbette haşir meydanında olacaktır. Ama kabir hayatına giden insanların kıyamet kopuncaya kadar kabir hayatındaki hayatları devam ederken acaba hangi durumda olacaktır? Bunun gösterilmesi hiç yapılan bir ön muhasebe ön hesaplama ve hesaplaşma. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden ve Kur'an ayetlerinden, kabir hayatının varlığını anlamak açısından sorularla islamiyet.com sitemizde bütün ayetlerle, hadislerle, icma ile ve İslam alimlerin ittifakı ile kabir hayatının varlığını detaylarıyla görmek isteyen kardeşlerimize tavsiye ediyoruz.